Köklü sayılarda sıralama. Bu videomuzda köklü sayılarda sıralamada bilinmesi gereken temel ilkeleri konuşacağız. Öncelikle köklü sayılarda sıralama ikiye ayrılmaktadır. Kök dereceleri eşit iken sıralama, kök dereceleri farklı iken sıralama. Birinci durum, kök dereceleri eşit ise. Kök dereceleri eşit ise sıralama durumu. İkinci durum ise kök dereceleri farklı ise. Karşımıza gelen bir köklü sayılardaki sıralama sorusunda ilk olarak bunu teşhis etmeliyiz. Kök dereceleri eşit mi, farklı mı? Eşit ise farklı bir muamele, farklı ise farklı bir muamele olacak. Şimdi birinci durum sıralama fikrimizle başlayalım. Birinci durum. Kök dereceleri eşit ise. Şimdi bu durumda temel fikir şudur. Her şey kök içine toplanır. Kök dışında bir şey varsa öncelikle kök içine toplanmalıdır. Her şey kök içinde toplandığında şu an pozitifler için konuşuyoruz. Negatifler için sıralamada ise hepsini önce pozitifmiş gibi sıralayıp arkasından terse çevireceğiz. Her şey kök içinde toplandığında kök içi büyük olan büyüktür. Kök içi büyük olan büyük olur. İlk sorumuzla başlayalım. A. 3 kök 5. B. Kök 47. C. Ne olsun o da? 7 olsun. Sıralayınız. Şimdi bunlara baktığımızda kök derecelerinin aynı olduğunu, bir tanesinin de köksüz olduğunu görüyoruz. Ama onu kök içine almamız çok kolay. Her şeyi kök içinde toplayalım. 3 kökün içine 9 olarak girer. Çünkü kök derecesi 2, karesini alırız. 5 ile 9'u çarparsak 45'tir. Buna herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. O zaten kök 47. Her şeyi kökün içinde. Bu 7'yi, 7 olan tam sayıyı kökün içine alırsak 49 olarak girer. 49 dışarıya 7 olarak çıkar. Şimdi bu üçünün sıralamasında hangisinin kök içi büyükse o büyük olacak. Bunun içi 49, bunun içi 47, bunun içi 45. Demek ki en büyük olan C, ardından B, en son da A'dır. Kök dereceleri eşit iken bütün her şeyi içeride topladığımızda hangisinin içi büyükse o büyük olur. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer kök derecelerimizi 3 seçelim. A 3. dereceden 51 olsun. B 3 3. dereceden 2 olsun. C 2 3. dereceden 6 olsun. Bunları sıralayınız. Şimdi bunların hepsine baktığımızda kök derecelerinin 3 olduğunu görüyorum. Kök dereceleri eşit ise her şeyi kök içinde toplayıp
Kök içi büyük olanın büyük olduğu ilkesine itaat edeceğiz. Tabi buradakilerin hepsi pozitif. Bir sonraki örneğimde negatif olan durumu da inceleyeceğiz. Bunu herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Her şey kökün içinde. Buradaki bu üçü kökün içine alırken kökün derecesi 3 olduğu için 3'ün 3. üstünü alırız. 3'ün 3. üstü 27 eder. 2 ile de çarparsak 3. dereceden 54 olur. Bu 2 kökün içine girerken 3. üstü alınır. 2 üzeri 3 8'dir. 6 ile çarparsak 3. dereceden 48 sonucunu bulur. Bu kökün içi 54, bu kökün içi 48, bu kökün içi 51. Kök dereceleri eşitse, hepsi de pozitifse, hangisinin içi büyükse o büyüktür. En büyük olan B'dir. Sonra A'dır. Sonra ise C'dir. Bir de negatif verildiğinde inceleyelim. A eksi 4 kök 2. B eksi kök 35. C eksi 3 kök 3 olsun. Sıralayınız. Önce hepsi pozitifmiş gibi davranırız. Önce pozitif olarak sıralar, sonra terse çeviririz. A 4 kök 2'dir. Pozitif olarak sıralayacağım. B kök 35. C 3 kök 3. 4 içeriye 16 olarak girer. 2 ile çarparsak kök 32. Bu zaten kökünün içinde. 3 içeriye 9 olarak girer. İçeride de 3 var çarpınca 27. Pozitif olsalardı en büyük olan B olur. Çünkü içerisi büyük olanı. Ardından A gelirdi. En son ise C olur. Pozitif olsalardı. Fakat burada bunlar negatifler. Bu nedenle bu sıralamanın tam tersi olacaktır sıralama. Negatif olduklarından B küçüktür, A küçüktür, C olarak sıralamamızı bulur. Ben negatif haliyle de düşünerek sıralayabilirim diyenler sıralasın, sorun yok. Gene de en sağlıklı yol hepsini pozitif olarak kabul edip sıralayıp arkasından terse çevirmektir. Bunların bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif verilirse, negatiflerin zaten küçük olduğunu biliyoruz. Asla yanlışlıkla negatifler pozitiflerden büyüktür demeyiz. Negatifleri kendi arasında sıralarız, pozitifleri kendi arasında sıralarız. Pozitifler daima negatiflerden büyüktür. Ona göre en son sıralamamızı yaparız. Şu an onunla uğraşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Kök dereceleri eşit iken sıralamadaki fikrimiz budur. Şimdi ikinci durumumuza geçelim. Kök dereceleri farklı iken sıralama. İkinci durum, kök dereceleri farklı iken sıralama. Bu durumda ilk iş kök derecelerini eşitlemek olmalıdır. Kök dereceleri eşitlenir. Her şey içeride toplanır. Kök içinde yani. Ardından yine kök içi büyük olan kök derecelerini eşitlediğimizde kök içi büyük olan büyük olur. Yine pozitifler için kastediyoruz buradaki sıralamayı. Negatif olduklarında pozitif sıralamamızı yapıp ters çevireceğiz. Kök içi büyük olan büyük olur. Daha önce bir video ile kök derecelerini eşitlemeyi işlemiştik. Burada tekrar etmiş olacağız. Şimdi bir örnek inceleyelim.
Köklü sayılarda sıralama hemen hemen her yıl sorusu beklenmesi gereken bir konudur, bir başlıktır. Çok severler bundan soru sormayı. Üçüncü dereceden 7 alalım. 7 aslında çok oldu. Şunu 5 yapalım. Çok büyük sayılarla kendimi uğraştırmak istemiyorum şimdi. Bunu 5 yapalım. B 4. dereceden 3 olsun. 4. dereceden 7 olsun. C karekök 3 olsun. Sıralayın. Şimdi bu şekilde kök dereceleri farklıyken, sıralama yaparken varsa önce öndeki kat sayıları içeri almalıyız. Tabii burada herhangi bir kat sayımız yok. Kök dereceleri, bunun kök derecesi 3. Bunun kök derecesi 4. Bunun kök derecesi 2. 3, 4, 2, 12 de eşit denir. Bunların hepsinin de katı olan en küçük sayı 3'ün katıdır 12. 4'ün katıdır 12. 2'nin katıdır 12. Bunu 4 ile çarpmamız gerekiyor. Kök derecesini genişletmek için. Bunu 3 ile çarpmamız gerekiyor. Bunun kök derecesi yazmayınca 6'dır. Bunu da 2'dir. Yazmayınca bunu da 6 ile çarpmamız gerekiyor. Tabii kök derecesini çarparken mutlaka içerideki sayının da üstünü çarpmamız gerekir bu çarptığımız sayıyla. Bu içerideki sayının üstü yazmıyor ama 1 var. Bunu 4 ile çarpacağız. Bu içerideki sayının üstü yazmıyor ama 1 var. Onu 3 ile çarpacağız. İçerideki sayının üstü yazmıyor. 1 var ama onu da 6 ile çarpacağız. 12. dereceden 5 üzeri 4. 12. dereceden 3 kere 4 12 7 üzeri 3. 12. dereceden 3 üzeri 6. Kök derecelerinin hepsi aynı oldu. Şimdi hangisinin içi büyükse o daha büyük olacak. İçerilerini hesaplayacağız. Hesaplamadan önce şunu nasıl eşitlediğimizi tekrar edelim. 3, 4, 2'nin nerede birleştiğine karar verdik. Sonra hangi sayılarla çarpmamız gerektiğine karar verdik bu kök derecelerini. Fakat mutlaka içerideki sayıların üstünü de bu çarptığımız sayılarla çarpıyorum. 5 üzeri 4, 625'tir. 12. dereceden 625. 7'nin 3. üssü 343'tür. 3'ün 6. üssü 729'dur. Bir düşünelim. 243, 729 evet. En büyük olanı içerisi C'dir. C büyüktür. Ardından A geliyor. Ardından da bu şekilde kök derecelerini eşitledikten sonra sıralamamızı gerçekleştirmiş olduk. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Kök dereceleri farklı ise kök derecelerini eşitleyip ardından hangisinin içerisi daha büyük ona bakacağız. Negatifseler önce hepsini pozitif gibi sıralayıp arkasından bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bakacağız. Çıkan sıralamayı terse çevireceğiz. Köklü sayılardaki sıralama kafamızda net olarak oturması gerekiyor ki iki durumda gerçekleşiyor. Kök dereceleri aynı iken, kök dereceleri farklı iken. Kök dereceleri farklı iken de kök derecelerini aynı hale getirip kök dereceleri aynı iken ilke neyse onu uyguluyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.